Hepinize merhaba arkadaşlar. Bulaşık makineleriyle ilgili çektiğimiz videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü sorumuz genel bir soru. Bulaşık makinem iyi yıkamıyor. Neden? Şimdi bunun nedenleri bütün çektiğimiz videoların totali, sonucu. Bunlardan kaynaklı. Çektiğimiz videoları da tek tek anlatalım mı? Hayır, yüzeysel olarak geçelim üzerinden. Birinci nedeni arkadaşlar, makineyi açtığımızda eğer bulaşıklarınız temiz çıkmıyorsa bulaşıkları düzgün dizmiyorsunuzdur. Birinci nedeni bu. Yani böyle yamuk yumuk dizersiniz. Böyle koyarsınız. Ne bileyim, bu bardağı alırsınız. Bu şekilde koyarsınız. Bu tarz hatalı dizmeler bulaşıkların temiz yıkanmamasına yol açar. Mesela bu kaşıkları, çatalları sınıf sınıf ayırıp koymayın. Farklı farklı koyun. Birbirine yapışmasın. Tabaklar dizerken bakın, burada telleri var. Bunlara uygun dizin bu şekilde. Tencere, kase bu şekilde konacak. Şu şekilde. Çünkü fıskiyeden su gelecek, içini yıkayacak. Fıskiye dediğimiz şey zaten pervane. Birinci olarak bulaşıkları düzgün dizeceksiniz. Kitapçığında da yazar nasıl dizildi. Ayrıca YouTube kanalımızda da bunları anlattık. İkinci sebebimiz, bakın burada pervanelerimiz var. Bunları çıkarmak oldukça basit. Bakın hemen çıktı. Bu pervanelerin temizliğinin yapılması lazım. Normalde üreticilerin dediği her yıkama sonrası temizleyin. Ya olmuyorsa 2. 3. yıkamada bari temizleyin. Buralara kaçan yemek artıkları, çekirdekler bunları tıkıyor. Tıkayınca bu pervaneden su çıkmıyor. Çıksa bile pervane dönmüyor. Çünkü bunun içerisindeki açılar nedeniyle suyun tazeliğiyle bu pervane dönmeye başlıyor. Bunun temizliğinin bakımının iyi yapılması lazım. Bazıları pervaneyi çıkarıyor bunu ve bu altta da var bir tane pervanemiz. Bunu çıkarıyor. Temizledim bitti diyor. Aslında bitmiyor. Bakın bu kısımda da bir tane oluğumuz var. Pervaneye suyu getiren. Bunlar da sökülebilir. Şöyle gösterelim. Rahatça çıkıyor yerinden. Bu detayı da unutmayın. Burasını da içini temizleyin. Bir şey sokmanıza falan gerek yok. Zaten suyun basıncıyla burada bir pislik varsa kolayca açılır çıkar. Bunlar da yaptınız. Başka ne olabilir? Unutulan bir kısım daha var. Filtre. Bu filtre temizliğinin de yapılması lazım. Bunu hemen hemen her videoda arızalı sebeplerini de anlatıyoruz. Bu filtrenin de temizliği yapılırsa bulaşık makineniz güzel yıkar, ama bitti mi? Bitmedi. Tuz olayı var. Burada tuz ayarını yapabildiğiniz bir kısım var. Ayrıca şurada tuz haznemiz var. Bakın su da çıktı. Şimdi tuzla ilgili biz bir video çektik. Tuzun neden kullanılması gerektiği ile ilgili bir video çektik. O videomuzu izleyin. Ya bu tuzla ilgili çok yanlış anlaşılan, yanlış bilinen şeyler var. Tuz makinenin içerisindeki reçineye sodyum sağlıyor ve suyunuzu yumuşatıyor. Sert olan suyunuzun yumuşamasını sağlıyor ve bulaşıklarınız daha iyi yıkanıyor. Bunu da hallettik. Her şey tamam. Başka ne olabilir? Burası makinemizin deterjan ve parlatıcı gözü. Şimdi üçü bir arada tabletler var. Onu koyuyorlar, diyorlar ki tamam, hepsi var içinde. Ama o tabletler standart üretiliyor. Yani bütün iller için, bütün dünya için hepsinin standartları hemen hemen aynı. Dolayısıyla sizin suyunuz çok sertse tabletlerin içerisindeki parlatıcı ya da tuz yetersiz kalıyor. Bu parlatıcı kısmında parlatıcı koyarken nasıl olsa üçü bir adam var diye koymayanlar var. Ya da var olsun ben parlatıcı koyayım diyenler var. Ya da normal ikisi bir arada kullananlar var. Parlatıcı seviyesinin, maksimum seviyesinin üstüne çıkartmıyorsunuz. Konması gerektiği kadar koyuyorsunuz. Ondan sonra makineniz yıkamaya başlayınca emin olun bulaşıkları daha güzel, daha temiz yıkayacaktır. Bir de teknik arızalar var. Bunun kullanıcılar farkında olur diye çok üzerine durmak istemiyorum. Mesela makine suyu ısıtmıyorsa, soğuk suyla yıkıyorsa otomatik olarak soğuk suyla yıkanan bulaşıklar kirli çıkar, iyi yıkanmaz. Söyleyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Videoma son verirken kanalıma abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. Hoşça kalın.